Evet. Merhaba. Bugün biraz iktisattan ve Marksist değer teorisinden söz edeceğiz. Marksist değer teorisi aslında büyük ölçüde klasik değer teorisine dayanıyor. Ama ondan farklılaştığı önemli noktalar da var. Dolayısıyla bugünkü konumuz bunlar. O yüzden vakit kaybetmeden hemen başlamakta fayda olabilir. Tabii bu değer ve fiyat meselesi herhalde görüyorsunuz, değil mi? Şurada dursun. Tamam. Şimdi aslında bütün mesele artık kavramından kaynaklanıyor. Klasik iktisatçılar Adam Smith ile başlayan, aslında yanlış söyledim, başlayan değil ama daha derli toplu formüle edilen bir tartışma ki emek değer teorisi John Locke'dan beri ortalıkta dolaşan bir şey. David Hume'un söyledikleri var. Doğrudan emek değer teorisini benimsemese de. Efendim, özellikle William Petty mesela ilginç bir figür bu konuda ama en derli toplu analitik diyebileceğimiz tartışma yine kurucu babamız Adam Smith'te. Adam Smith biliyorsunuz ya da işte iktisadi düşünce tarihi dersinde tartışacağınız şey artık kavramı aslına bakarsanız önemli. Artık kavramı da çok genel olarak yine Adam Smith'le başlayan, gene yanlış söyledim, Adam Smith'ten önce var olan bir kavram. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama ne yaptım ben de bilmiyorum. O yüzden biraz müsaade isteyeceğim. Tamam, şimdi daha iyi. Ricardo'nun önemli katkıları var tabii. Marx'ın artık değer düşüncesi de aslında bir ölçüde artık kavramına dayanıyor ama ondan farklı. Yani artık değer teorisi özel olarak Marx'ın geliştirdiği, ortaya attığı bir teori. Ben sanırım bu sharing ile ilgili bir sorun yaşıyorum. Şimdi görüyorsunuz herhalde, değil mi? Evet. Tamam. Efendim, şimdi artık çok basit bir kavram aslına bakarsanız. Fizyokratlardan beri ortalıkta olan bir şey. Toplam ürünle gerekli tüketim arasındaki fark. Gerekli tüketim dediğiniz şey nedir? Gerekli tüketim üretimin sürdürülebilmesi ya da gerçekleştirilmesi için gerekli maliyetler. Aslına bakarsanız en önemli pay tabii iş gücü maliyeti. Ama genel olarak üretim faktörlerine yaptığımız ödemeler diye de düşünebiliriz. Hatta firma teorisinden hatırlayın. Bir normal üstü kar, bir de normal kar vardı, değil mi? Normal kar bir maliyet unsuruydu. Normal üstü kar da o artık buradaki kavramına karşılık geliyor. Tabii neoklasikler uzun dönemde artığın olmadığını, bu anlamda normal üstü karların sıfıra yaklaşacağını, çünkü rekabetin karları, ekstra karları, normal üstü karları ortadan kaldıracağını söylüyorlar. Ama klasikler meseleye böyle bakmıyorlar. Çünkü sermaye birikiminin temelinde bu artık var. Yani bir toplum kendi üretim için harcadığından daha fazla üretmediği sürece zaten sermaye birikiminin gerçekleşmesi de mümkün değil. Ve kapitalizm aslına bakarsanız sermaye birikimi olmadan yaşayabilir bir sistem değil ki Adam Smith de bunun farkında, Ricardo çok daha farkında. Adam Smith ve Marx'ın temel vurguladığı noktalarda bu. Dolayısıyla kapitalist üretim ve birikim sürecini, hatta bu ikisiyle el ele giden bölüşüm sürecini anlayabilmek için mutlaka artık kavramından yola çıkmak gerekir. Artığın kendisi de zaten bir bölüşüm kategorisi, değil mi? Önemli olan artığın kimler arasında paylaşılacağı. Ricardo'ya göre zaten bu politik iktisadın temel sorunu. Yani artığın sosyal sınıflar arasındaki paylaşımı. Marx için de aslında temel sorun bir ölçüde bu. Ama Marx çok daha kapsamlı bir kapitalizm analizi yapma derdinde, ama en baştan başlarsak tekrar, hani bir tarafta toplam ürünün değeri var.
Öbür tarafta da gerekli tüketim varsa kâr dediğimiz aslında bu. Tabii Ricardo'da kâr artık, pardon, sadece kâr değil, artığın giderek daha büyük bir bölümü aslında toprak sahiplerine rant olarak gidiyor. Marx'ın döneminde toprak sahipleri o kadar da önemli değil bir sosyal ve politik sınıf olarak. Ama tabii artıktan onlar da pay alıyorlar ama soyutlama düzeyinde şimdilik rantı bir kenara bırakırsanız aslında artık dediğiniz kâr, ki bunun temeli de dediğim gibi artık değerden kaynaklanıyor da, daha doğrusu artık değeri eşit. Dolayısıyla kâr oranında aslında bakarsanız toplam maliyete kârların oranı ya da işte toplam kârlarla sermayenin oranı biçiminde bugün de hala anladığımız biçimde. Fiyat, Adam Smith'in meşhur doğal fiyatı, ki bu daha sonra klasik iktisatta Ricardo'da üretim fiyatı haline gelmiş ve Marx'da üretim fiyatı terimini tercih ediyor. Doğal fiyat her malın uzun dönemli maliyet fiyatı, maliyetlerin üzerine bir miktar kar konuyor. Bu konan miktarda markup diyebileceğimiz miktarda aslında kar oranına bağlı, ki kar oranı da toplam kar bölü toplam sermaye diye düşün. Tabii biz toplam sermaye derken daha çok üretilmiş üretim aracım diyoruz ama klasik iktisatta sermayenin iki boyutu var. İki unsurdan daha doğrusu oluşuyor. Bunlardan biri sabit sermaye dediği ya da Marx'ın değişmeyen sermaye dediği kısım, makine ve teçhizat alımı için kullanılan fon. İkincisi de iş gücü kiralamak için kullanılan fon, ki buna da değişir sermaye demek mümkün ya da işte dolaşan sermaye. Dolayısıyla kapitalist başlangıçta elinde bir fon var. Ya kendi daha önce elde ettiği kârlardan biriktirdiği veya kredi her neyse yoluyla elde ettiği bir fon. Bu fonun bir kısmıyla, ki bu fon sermaye, yani klasik iktisatta sermaye aslında bir fon miktarı. Bizim şimdi düşünme eğiliminde olduğumuz gibi bir fiziksel miktar değil. Zaten fiziksel miktar üzerinden sermaye düşünmek, analiz tarihi derslerinde göreceksiniz muhtemelen, aslında bir döngüsel düşünüşe, hatta kısır döngüye yol açıyor. Çünkü sermayeyi fiziksel olarak ifade etmek için ortak ölçü birimi bulmanız gerekiyor. Ortak ölçü biriminde sermaye faktörünün marjinal verimine bağlı olarak belirleyeceksiniz ama sermaye faktörünün marjinal verimini ortaya koymak için de sermaye fiziksel bir büyüklük olarak tabii ortak ölçüyle tanımlamak gerekiyor. Her şey birbirine giriyor. Bu işin içinden çıkmak kolay değil. 1960'larda Slavka'nın ortaya attığı gibi. Aslında ta 20. yüzyılın başında Veblen'in işaret ettiği sorunlardan bir tanesi sermayenin tanımlanmasındaki güçlük, marjinal üretkenlik, marjinal verim teorisinin ortaya çıkardığı sorun. Neyse, klasiklerde ve tabii Marx'ta sermaye bir fon olarak var. Bir kısmıyla iş gücü, bir kısmıyla da makine teçhizat kiralanıyor ya da satın alınıyor, her neyse. Ve doğal fiyatta Adam Smith'in başlangıçta benimsediği varsayım. Doğal fiyat, ücret artı rant artı kâr. Yani üç faktör diyelim. Kullanılıyor iş gücü, toprak. Aslında iş gücü ve toprak girişimde bir faktör. Klasik iktisatta genellikle yok. Senior'la birlikte başlayan bir gelenek. Aslına bakarsanız o bir ölçüde. İmsak teorisi, meşhur kaçınma teorisi. Ücret ve rant, ücret iş gücüne, rant da toprak sahibine ödenen bir pay ve geriye kalan artık da daha doğrusu malın satış değeriyle üretim maliyeti arasındaki fark da kâr. Bu tabii sıkıntılı bir formülasyon. Çünkü iki tane önemli sorun var. Bir tanesi bu fiyat, doğal fiyatın aslında kendisi de her biri başka fiyat olan öteki fiyatlar tarafından açıklanması
gibi bir sorun ortaya çıkıyor. Yani döngüsel yine bir düşünüş söz konusu burada. Yani buna demek ücret derken doğal ücretten bahsediyoruz. Yani iş gücünün uzun dönem maliyet fiyatı doğal fiyatından rant için aynı şekilde. Dolayısıyla fiyatları fiyatlarla açıklamış oluyoruz. Bu yapılamaz bir şey midir? Yok değil. Aslında yapılır. Neoklasik iktisat özellikle Walrasçı genel denge modelinde yaptığımız esas olarak bu, değil mi? Eş zamanlı denklem sistemi yoluyla fiyatları hep birlikte ortaya koymak mümkün. Tabii sisteme bir çözüm varsa işte çözüm için bir takım şartlar var. Genel denge teorisinde de zaten o koşulları ele alıyoruz, anlıyoruz filan. Ama klasiklerin düşünme biçimi böyle değil. Yani onlar elinde eş zamanlı denklem sistemi düşüncesi, düşünüşü diyelim yok. Daha doğrusu hani eş zamanlı denklem sistemi bildiğim 19. yüzyılda ortalıkta olan bir şey ama 20. yüzyılın başına kadar çok da kullanılan bir teknik değil iktisatta. Walras'la birlikte başlayan bir şey. Hatta Walras'ın ünlü Fransız fizikçisi Poincaré'ye danıştığı filan da söylenir. Neyse, babasının arkadaşıymış. O zaman yani fiyatı fiyatla açıklamak biraz sıkıntılı. Çünkü kesin olarak bütün fiyatları birden ifade etmek çok da mümkün gözükmüyor. Klasiklerin düşünce biçimi biraz şöyle. Başlangıçta bir output var. Output'un bileşimi ve değeri veri halinde. Dolayısıyla ücret bir yandan daha sonra ücret fonu alan yaklaşımla yani nüfus tarafından belirlenen iş gücü arzı ve sermaye büyüklüğü tarafından belirlenen iş gücü talebiyle ortaya konuyor. Rant özellikle Ricardo'da farklılık diferansiyel rant biçiminde tanımlanıyor. Yani aslında rant anlamlı ya da adil bir kategori değil. Sadece toprak sahibinin sırf toprağını kiraya vermesi yüzünden ortaya çıkan bir artık unsuru aslında. Yani Ricardo'da artığın içinde hem kar hem de rant var dediğimiz gibi. Dolayısıyla onlar belirlendikten sonra output'un bileşim ve değeri verirken üretim maliyetlerini çıkardığımızda artı alışıyoruz. Daha sonra bu artık işte sermaye birikiminin temel itici gücü olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu düşünce biçimi döngüsel olmamak için aslında bu değer sorununu bir şekilde çözmek zorunda. Yani öyle bir ölçü bulalım ki kendisi fiyat olmasın ama fiyatların ne olduğunu açıklasın, nasıl ortaya çıktığını açıklasın. Yani bu iktisatçıların bugünlerde endeks sorun dediği sorun. Hani endeks sorunu da milli geliri biz genel olarak nasıl tanımlıyoruz? İşte fiyat çarpı miktar toplamını alıyoruz bütün mallar için. Dolayısıyla örneğin milli gelirde bir değişme olduğu zaman bu değişmenin ne kadarı fiyattaki değişmeden, ne kadarı miktardaki değişmeden kaynaklanıyor. Bunu bilmek istiyoruz. Bunun da yolu işte fiyat indeksi oluşturmak değil mi? Değişik indeksler var. Hangisini kullandığınıza bağlı olarak elinizde ona karşılık gelen bir reel milli geliri bulabilirsiniz. Ya da işte fiyat artışlarıyla üretim artışlarının arasında bir ayrım yaparak değişmenin ya da artışın hangisinden kaynaklandığını ortaya koyabilirsiniz. Burada da benzer bir sorun var. Yani öyle bir ölçü bulalım ki, bir indeks bulalım ki sonuçta fiyatları birbirinden ayırsın. Yani buradaki sorun şu, şöyle düşünün. Ücretler arttığı zaman örneğin bütün malların fiyatları artacaktır. Ama ceteris paribus. Niye? Maliyet unsurudur. Ama bazı sektörlerde bu artış daha fazla olacaktır. Bazı sektörlerde daha az olacaktır. Dolayısıyla bölüşüm kategorileri, bölüşüm payları değiştiğinde fiyatların ne yönde ve nasıl ve hangi miktarda tabii ki değişeceğini gösteren bir ölçüye ihtiyacımız var. İşte bu ölçüde kendisi fiyatı olmayan büyüklük, değer. Dolayısıyla bu değer teorisi için
Başlangıç noktası. Yani değer teorisi aslında hani Marx'ın düşündüğü gibi ya da bizim anladığımız gibi Marx'tan emek sömürüsünü ortaya koymak filan gibi bir amaçtan çok bu indeks sorunu teknik bir sorun yüzünden ortaya çıkan bir tartışma ki bunu çözüme en fazla yaklaşan ama işte dönüşüm sorunu, transformasyon problemiyle yüz yüze kalan, bunun farkında olan ama çözemeyen Ricardo ile kendini gösteren bir mükemmelleştirilen veya bir analiz. Marx'ın başlangıç noktası da Ricardo. Aslında Marx iktisadi analiz bakımından birçok şeyi Ricardo'dan almış. Ama bu tabii Marx'ın iktisadi analizinin çok işe yarar olmadığı anlamına da gelmiyor. Özellikle artık değer kuramı önemli bir katkı ve bunun ötesinde aslında Marx'ın vurguladığı emek değer teorisinin tırnak içinde metafizik boyutu çok daha önemli. Daha doğrusu emek değer teorisi kapitalist gerçekliği anlamak bakımından bir anahtar. Daha sonraki Marksistler emek değer teorisine bu kadar önem vermiyorlar aslında. Çünkü işte bu transformasyon problemi yani değerlerden fiyatlara geçiş probleminin çözülemez olması ki aslında bu da doğru değil. Değişik çözümler var ama hangi çözümün daha Marksist olduğu tırnak içinde hala tartışmalı. O yüzden Marx'ın kendi verdiği çözüm de çok başarılı bir çözüm değil. Matematiksel, aritmetik daha doğrusu hataları olan bir çözüm. Bu durumda tabii emek değer teorisini bir kenara bırakmak birçok Marksistin işine geliyor. Çünkü onlara göre hani Marx'ın diğer yaklaşımları felsefi ve iktisat teorisi açısından emek değer teorisini çok da gerek bırakmıyor diye düşünüyorlar. Ama en azından bence bu doğru bir şey değil. Hani bu Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisini hepiniz bilirsiniz değil mi? Birinci sınıftan itibaren sürekli tekrarladığı şeylerden bir tanesi. Ricardo bu teorisini oluştururken iki temel başka teoriye dayanıyor. Bunlardan bir tanesi rant teorisi, işte diferansiyel rant, kıtlık rantı kavramının da temelini oluşturan ki bunu geliştiren de Malthus. Öteki de emek değer teorisi. Yani emek değer teorisi olmadan Ricardo bu karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin geliştirilemeyeceğini zımnen en azından kabul etmiş oluyor. Ama iktisatta sonraki gelişmeler özellikle 1930'larda Haberler, Arnold Haberler isimli iktisatçının çözümüyle emek değer teorisinden kurtuluyor. Bu çözümde işte bildiğimiz kıtlık kavramı. Zaten kıtlık kavramı daha sonra faktör donatımı teorisi biçiminde yeniden ortaya çıkıyor filan derken sonuçta artık biz karşılaştırmalı üstünlükten bahsederken hiçbir şekilde emek değer teorisine ihtiyaç duymuyoruz. Hani kimi Marksistler de böyle bir varsayım ya da yanılgı diyebilirsiniz içerisinde emek değer teorisi Marx'ın çok da önemli bir özelliğiydi. Çünkü pek de doğru değil. Yani transformasyon, dönüşüm sorununu, değerlerden fiyatları, geçiş sorununu açıklayabilen bir teori değil. O zaman niye uğraşalım, değil mi? Ama yanlış da tam burada. Çünkü emek değer teorisinin iki tane önemli özelliği var. Bir, hani Marx'ın daha önce yöntem açısından söylediğimiz şey, yani görünür ile gerçeklik arasındaki farkın ortaya konmasının örneklerinden bir tanesi. Bu bakımdan metodolojik olarak da önemli. Ama daha da önemlisi belki kapitalist gerçekliğin, o baş aşağı duran gerçekliğin tırnak içinde anlaşılması için olmazsa olmaz kuramlardan bir tanesi. Ona da bugün belki vaktimiz olursa gireceğiz. Evet, teknik olarak birinci sorun dedik, fiyatların başka fiyatlarla belirlenmesi. O zaman her durumda sorun çıkarıyor. Özellikle bölüşüm kategorilerinden, bölüşüm paylarından bağımsız bir ölçü, bir indeks geliştirmek için
değer sorununun çözülmesi lazım. Şimdilerde neoklasik iktisatta böyle bir sorun yok. Daha doğrusu değer teorisi var ki hepimizin bildiği fayda değer teorisi tamamıyla sübjektif. İşte marjinal faydalar belirliyor sonuçta. Ama şey de biliyoruz yani özellikle kayıtsızlık eğrisi analizini dikkate alırsanız mikrodaki kayıtsızlık eğrisinden yola çıkarak denge durumunda aslında faydaların doğrudan doğruya insanların belirli bir malın belirli miktarlarına ne kadar fiyat ödemeye istekli olduğunu görebilirsiniz. Yani bu şu demek, bir kere talep eğrisini ve giderek de piyasa dengesini oluşturduğunuzda ortaya çıkan fiyat tümüyle doğrudan doğruya faydalara bağlı olacaktır. O yüzden hani fiyat ve fayda değer gibi iki ayrı kavramdan söz etmeye de gerek yok. Çünkü fiyatlar tam olarak faydaları yansıtır. Bu durumda işte fayda değer analizi iktisada giriş derslerinde böyle bir haftada geçilir. Geri kalan bütün şeyimiz, enerjimiz iktisatçı olarak fiyatların oluşması ve değişmesi sürecine hasredilir. Marx için bu çok geçerli değil çünkü o emek değerleri, daha doğrusu objektif değerlerle fiyatlar arasındaki ayrılık hep kendisini gösterir. Aslında bu tam olarak şöyle bir sorun ortaya çıkarıyor. Yani değerler gözlenebilir büyüklükler değil. İşte hesaplanabilir aslında ama çok kolay değil. En azından doğrudan gözlenemezsiniz ama fiyatlar gözlenebilir. Dolayısıyla kendimizi fiyat analizi ile kısıtlayabilirsek ve fiyatların doğrudan değerlere karşılık geldiğini gösterirsek o zaman hakikaten ayrıca değerlerle uğraşmaya gerek yok. Ama bu dönüşüm problemi tabii bizi bunu yapmaktan alıkoyuyor. Dediğim gibi çözümsüz bir problem olmasa da çözümün en iyisinin ne olduğu konusunda ta Marx'ın zamanından beri tartışmalar devam ediyor. En son çözümlerden bir tanesi temporally single system, zamansal bakımından tek sistem çözümü denen bir sistem. Son derece ilginç bir çözüm. Neyse ona daha sonra geliriz tekrar. Evet, ikinci sorun da şu. Yani doğal fiyat tanımı Adam Smith'in farklı mallarının nispi fiyatlarını ortaya koymaktan çok genel fiyatları ortaya koyabilir. Yani bu demin zaten söylediğimiz şey aslında. Öteki fiyatlar özellikle de ücretler değiştiğince de bütün malların üretim maliyetleri değişecek. Hem nispi fiyatların hem de değer ölçüsünün kendisinin değişmesine yol açacaktır. Bu durumda toplam ürünün değerinin belirlenmesi de olanaksız olacaktır. Dolayısıyla ücretler ya da rantlar değiştiğinde bütün fiyat yapısı ve dolayısıyla nispi fiyatlar değişecektir. Hani bütün fiyatlar aynı oranda değilse bu bir sorun değil ama nispi fiyatlar değiştiği zaman tabii reel değişkenler de iktisat derslerinden hatırlayın değişecektir. Bu durumda bu nispi fiyat değişmelerini birbirinden ayırt etmek ve miktarlarını ortaya koymak gerçekten önemli bir sorun olarak kendisini göstermekte. Bu yüzden zaten klasik iktisatçılar Smith'le başlayarak meselenin farkına varmışlar ve bunu çözmeye çalışıyor. Bu yüzden kendisi fiyatı olmayan ve bölüşüm paylarından etkilenmeyen bir ölçü birimini bulmak zorundayız. Mesela Bayan Robinson bir iktisatçı. Değerin aslında kendisi fiyatı olmayan, fiyatların tarihsel ortalaması da olmayan bir metafizik tırnak içinde ya da ontolojik belki demek lazım. Bir kavram olduğunu söylüyor. Belki bu önemli. Hatta Marx da göreceğimiz gibi değer sadece değişim değeri ya da değişim değeri ve gerçek değer, emek değeri her neyse biçiminde değil. Aynı zamanda böyle felsefi ya da ontolojik içermeleri olan bir kategori, soyut emek kavramı
burada önemli. Zaten Marx'ın Kapital'ini okurken birinci cildin birinci bölümünde de bunu bir ölçüde ipuçlarını gördük. Daha sonraki bölümlerde zaten bu tartışmayı yapacağız. Dolayısıyla reel ücret ile toplam ürünün birbirinden ayrı olarak belirlenmesi ve karın ortaya konması fiyatlarla bölüşümün aslında birbirinden bağımsız olmaması yüzünden bizim teknik olarak bu değer sorununu çözmemize ihtiyaç var. Bu değer sorunu nasıl çözeceği meselesi konusunda aslında bir sonraki ders belki konuşmak daha doğru çünkü çok fazla vaktimiz kalmadı. Ama genel olarak değer teorisi hem klasikler için hem de özellikle Marx için dediğim gibi önemli bir sorun. Yani değer dediğimiz zaman işte Adam Smith'in yaptığı tartışma iki boyut var değil mi? Bu iki boyut bir tanesi değişim değeri, bir tanesi de kullanım değeri. Kullanım değeri dediğimiz şey fayda ki Adam Smith'in verdiği meşhur su elmas örneği, daha doğrusu paradoksu söz konusu. Su çok değerli, kullanım değeri açısından faydalı bir şey. Su olmazsa yaşayamayız doğal olarak. Buna karşılık elmas hayatta kalmamız için o kadar da gerekli bir şey değil. Belki hayat memat meselesi olarak görenler de vardır aramızda ama genel olarak insanlık için çok da olmazsa olmaz bir şey değil elmas. Değil mi? Buna karşılık elmasın piyasa değeri son derece yüksek, değişim değeri ama suyun değişim değeri son derece düşük. Dolayısıyla bu paradoksun çözümü için klasikler, Adam Smith'le başlayan gelenek tabii, aslında kullanım değerinin değeri belirlemediği, değerin ne kaynağı ne de ölçüsü olduğu düşüncesini benimsemişler ki bu Ricardo'da da var. Mars'ta da var. Ama neoklasik iktisatla birlikte aslında bunun bir paradoks olmadığı, daha doğrusu fayda kavramı kullanarak, marjinal fayda aslında kavramı kullanarak çözülebileceği düşüncesi ortaya çıkmış değil mi? Sonuçta her şey piyasaya getirilen sonuncu birimin faydası maliyetine bağlı ve buradan da zaten bu paradoksu çözmek mümkün. Ama dediğim gibi klasik iktisatçılar ve Marx bunu bir paradoks olarak gördükleri için objektif bir büyüklük faydadan farklı objektif bir büyüklük olarak değer teorisini geliştirmeye çalışıyorlar. Evet, şimdilik